Evet, bugün depremin 7. günü. Pazarcık'tayız. Pazarcık'ta yıkılma tehlikesi bulunan binalar yıkılmaya başlandı. Bu bina hemen Pazarcık Kaymakamlığı'nın arkasında, özellikle çatısı büyük risk, tehlike teşkil ediyordu. Şimdi vinç yardımıyla yıkılmaya çalışılıyor. Pazarcık'ta depremin 7. gününde kimi noktalarda ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Burası Pazarcık Belediyesi Başkanlık Binası, Başkanlık ve Hizmet Binası. Hemen belediyenin yanında şu binayı hatırlayacaksınız. Lale Apartmanı'nın, yıkılan Lale Apartmanı'nın yanı başındaydı ve çok ağır hasarlı olduğu için her an yan yatabilme ihtimaline binaen Lale Apartmanı'nda da çalışma yürütülemiyordu. En son yıkımına karar verilmişti ve 2 gün önce yıkılmaya başlanmıştı. Şu an bu halde. Cumhuriyet Ortaokulu. Burada valilik kaymakamlık binasına kadar herhangi ciddi bir zarar yoktu. Yine şu caddede de herhangi bir zarar, sağlık sorunu yoktu. Ama burada yıkılan bir ev vardı. Aras Kargo'nun bulunduğu yerde. Evet, bu öyle yıkılmamış ama kolon görüyorsunuz, tamamen zarar görmüş. Evet, şöyle aşağıya bakıyorum. Aşağıda sürücü kursu, sürücü adayı arabasının bulunduğu yerde yıkılan evler vardı. Daha önce paylaşmıştık sizinle. Onun dışında bu caddede da 2 katlı bir bina, iş yeriydi alt katı. Tamamen yıkılmış. Neyse ki iş yerlerinin büyük bir bölümünde insan olmadığı tahmin ediliyor. Ama üst katta insanlar yaşıyordu. Perdelerden, evdeki malzemelerden anlaşılıyor. Buralarda da göç, köç, çöküntü bu halde. Cadde başlarında caddelerin isimleri, sokakların isimleri sağlıklı bir şekilde yazılmadığı için, göremediğimiz için söyleyemiyorum. O yüzden burada Madensoy Berber Safir Kuyumculuğun hemen yanındaki binanın, bu 3 katlı bir bina anlaşılan, iş yeri olarak kullanılan alt katı tamamen çökmüş. Malzemeler, giyim mağazası burası. Burası da bir lokanta, bujiteri, Celal bujiteri ve şarkı. Evet.
buralarda tabi yıkım fazlaydı. Hala sular akıyor. Burası bu binanın alt katı, iş yeri olarak kullanılan alt katının tamamı yıkılmış. Evet, burada başka bir yıkılan bina. Daha önce bunların tamamını paylaşmıştım. Sadece 7. günde bu binaların içerisinde bulunduğu durumu sizlere göstermek istiyorum. Yani moloz yığınları yavaş yavaş kaldırılmaya başlanacak. Sokağın böyle Çamlı Tepe mahallesine kadar olan, yani tepenin olduğu bölüme kadar ki kısımda bir bina yıkılmıştı. Onun dışında bir de burada yıkılan bir bina vardı. Evet, burası Hazal Apartman. Burası da Serhat Apartman. Aslında sokaktan çok geçmiştim ve buranın sağlam olduğunu söylemiştim ama ismini hatırlamıyordum yanılmıyorsam. Çektiğiniz videoların altına yorum yazan birileri Serhat Apartmanı'nı sormuştu. Serhat Apartmanı sağlam, ayakta ama zarar görmüş. Yanı başındaki Şahkuluoğlu İnşaat da sağlam. Göçer Apartman da karşısında sağlam. Bu binalar ayakta ama bunların yanında bulunan apartman maalesef yıkıldı. Çok geçmiş olsun. Evet. Burası Profesör Doktor Süleyman Gani Dağlı Caddesi'ymiş. Nurettin Ademoğlu Mahallesi. Bu sokakta, yani Şevket Özok Caddesi'nde böyle yıkılan ikinci bir apartmanı görebiliyorsunuz. Burada var yıkılan bir apartman ve hemen ilerisinde de çokça yayınlarımızda sözünü ettiğimiz yoksul apartmanının enkazı duruyor. Yoksul apartmanında evet, hafriyatın tamamı didik didik edilmiş. Buradaki insanlara ulaşabilmek için ama buradan ilk gün dışında yaşayan hiç kimse çıkarılmadı. İsterseniz tek tek söyleyeyim. Evet, aile, burası yoksul ailesini. Mehmet Murat Dan'la ailesi, Doktor Mehmet Murat da ailesi 3 kişilerdi. Yoksul ailesi 3 kişiydi. Mehmet Yesingil vardı. Onlar 4 kişiydi. 2 çocuk, daha ilk birisi 2 yaşında, evet. Birisi 7 yaşındaydı. Onlardı. Hanımıydı. En üst katta bir tane hocamız vardı. Öğretmen Serap Hoca'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam ismini. Onu sağ salim çıkarttılar ama geri kalan hepsi rahmetli oldu. Kimseyi sağ çıkartamadılar. Evet. Biz de ilk gün, ilk pazarca gelir gelmez en buraya büyük kaybımız gelmiştik. Aslında ben karşı binada oturuyorum. İlk bina çöktüğünde bu kadar birbirine yapışık değildi. İkinci büyük depremin ardından bina birbirine yapıştı. O yüzden kurtarılamadı ve bir de yardım gerçekten çok geç geldi. Gerçek anlamda çok geç geldi. Anlıyoruz. 10 tane büyük ilimizde deprem oldu. Saygı duyuyoruz. Bir şey demiyoruz. Ama yardım gerçekten çok geç geldi. Belki de kurtarılabilirlerdi. Peki 4. günde arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği söylendi. Evet, doğru. Yani 72. saatin sonunda dediler artık zor süreç başlıyor dediler. Kurtarma çok azdı. Kimseyi göremedik. Zaten 4. günden sonra da hepsinin cenazelerini çıkarttılar buradan yani. Durum çok bu. Çok geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Evet, yoksul apartmanı. Biz pazarca ilk geldiğimiz gün
gördüğümüz ilk yapılardandı. Burada gözyaşlı aileler içeride yaşayan 11 kişinin olduğunu, göçük altında olduğunu ifade etmişlerdi. Daha sonra ertesi gün gelen ekipler burada çalışmalara başladılar ama maalesef bu binadan sağ çıkan olmadı. Evet, biz devam edeceğiz. Ekipler binaları kontrol etmeye başlamış. Eğer bir örneğini görebilirsek sizlerle de paylaşacağız. Binaların hasar durumu, hasar tespitini yapan ekipler Pazarcık ilçesinde dolaşıyor ve binaların durumunu kaplarına yapıştırıyorlarmış. Durumu anlatan bir bilgi kaplara yapıştırıyorlarmış. Evet, burada kare koduyla yapıştırdıkları ifade ediliyordu. Böyle, evet, yapı tespit belgesidir. Sökülmesi halinde adli işlem başlatılacaktır uyarısıyla bu binaya yapıştırılmış. Birazdan bu kare kodu okutup durumunun ne olduğunu sizlere göstereceğiz. Evet, şu an arkadaşım telefonuyla kare kodu okutuyor, okutmaya çalışıyor. Tabii çalışmadı. Tekrardan deneyeceğiz. Şebeke sorunu da var burada biraz. Evet, hata veriyor. O yüzden biz bir başka binada da benzer bir şeyi gördüğümüzde, evet, gitmemesi için biz de daha iyi yapıştırmaya çalışalım. Çünkü en ufak rüzgarda bu uçabilir. Evet, insanlar bu kare kodu okutarak binalarının durumunu öğrenebiliyorlar. Komisyonlar, görevliler şu an birçok yerde benzer bir çalışma yürütüyorlarmış. Bakabildiniz mi, sizinkini kontrol etmişler mi hocam? Ha, yani şey, evet, biz burada, biz de gördük, burada da var ama okutamadık yani. Yok, servis dışı. Biz okuttuk ama hasar sorunu bir hafta sonra açıklanacak diyor. Anladım. Bunu bir deneyelim. Burada da bir kare kod var. Bir hafta sonra açıklanacakmış. Hafta sonra, evet. Açıklanacak. Ha. Al, kolay gelsin. Sağ olun, size de kolay gelsin. Evet, açılıyor gibi ama maalesef hangi siteden hasar sorgu, şuradan netleştireyim ben. Evet, hasar sorgu .csb.gov.tr adresine yönlendiriyor ve orada bu binanın ne durumda olduğu öğrenilmiş oluyor. Ama şu an servis dışı, bir hafta sonra bunların açıklanacağı belirtiliyor. Evet, yoksul apartmanı bu haldeydi maalesef. Sekin apartmanı ve Şahosür'ün apartmanı böyle yan yatmıştı. Birinci katın tamamı çökmüştü. Yani biz öyle tahmin ediyoruz en azından. Birinci kat sadece yıkılmış diye tahmin ediyoruz ama tabii net bir şey söyleyemem. Bina resmen yan yatmış. Evet, bu apartmanda da kapıya kare kod yapıştırılmış. Böyle kare kodla binanın durumunu öğrenebilecek insanlar ama şu an servis dışı, bir haftaya kadar raporun çıkması bekleniyor. Evet, bu cadde boyu yıkılan ev yok. Ta o dağın yamacına kadar. Ama bu caddede, şöyle bakacağım hangi cadde olduğunu. Handos Caddesi, evet, bu yoksul apartmanı da Handos Caddesi'nde. Hemen yanında da
Atatürk Caddesi, evet. Bu Atatürk Caddesi uzun bir cadde. Çarşı merkezinden başlıyor ve ta Cengiz Topel Mahallesi'nin en son evine kadar neredeyse gidiyor. Biz bu cadde üzerinde bir yapıda Hatice İde ve iki oğlunun, biri 9 biri 7 yaşında, iki oğlunun kurtarıldığına şahitlik etmiştik, tanıklık etmiştik. Evet, bakın bu binanın da kontrolü yapılmış. Yani aslında bu yapı kontrolleri devam ediyor. Kontrolleri yapılanların tamamının kapısına bir kare kod yapıştırılıyor. Şu an biz o kare kodda neler olduğunu görebilmek için çekim yapmaya çalıştım, ancak servis yoğunluğu nedeniyle hizmet veremiyordu. Daha sonra yeniden deneyeceğiz. Evet, bu cadde de sağlı sollu, öyle göstereyim. Evet. Şimdi burada yıkılan bir bina daha var. Asya Ekmek Fabrikası'nın olduğu bu 3 katlı binaya da kare kod yapıştırılmış. Yine hemen İşçen Apartmanı'na şöyle gösteriyorum. Yanındaki apartmanı. Hepsinde kare kodları var. Bu binanın öyle. İbo ve Can Apartmanı'nın bitişiğindeki 6 katlı yapı. Hemen yanında ise Malos yığınına dönüşmüş bina. Evet. İnsanlar Gamze Market yapıdan market raflarını çıkarıyor. Kurtarabildikleri eşyalarını çıkarıyorlar. Evet. Böyle kamyona yükleyip, kamyonete yükleyip insanlar eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Burası Zeynep Şempınar Parkı. Zeynep Şempınar Parkı'nın hemen karşısındaki bu yapı ayakta. Dışarıdan diğer binalara oranla çok da
büyük bir zarar gördü, fark edilmiyor ama tabii buna yapı denetim uzmanları karar verecek. Evet, depremin 7. gününde bazı binalarda yıkım işlemleri devam ediyor. Özellikle ağır hasarlı binalar daha büyük bir tehlikeye davetiye çıkarmamaları için yıkılıyor. Evet, burası hatırlayacaksınız İbrahim Kaya Apartmanı'nın hemen bitişiğinde İyide ailesine yaşam koridorunun açıldığı nokta. Burada şu an kepçeyle ev yıkılıyor. İnsanlar da bir yandan o enkazdan sağlam kalan eşyalarını arıyor ya da değerli eşyalarını arıyor. Yani her enkazın başında bunu görmek mümkün. Burada İbrahim Kaya Apartmanı'nda hatırlarsınız. Evet, hatırlarsınız. Sizlerle güzel bir haber paylaşmıştım. Ve bu apartmanın enkazından anne ve iki oğlu sağ salim çıkarılmışlardı. Tabii buradan bu enkazı kaldırmak çok zordu. Hemen yanı başındaki iki katlı yapının üst katı yıkılmış. Birinci kat ayaktaydı. Ve bu binanın birinci katından şu binanın birinci katına bir koridor açıldı. Göz teması sağlanmıştı ve onun ardından da Hatice İyide 9 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğuyla sağ salim çıkarılmıştı. Şimdi bu evin sahipleri bu kepçenin yardımıyla değerli eşyalarını ve sağlam kalmış eşyalarını kurtarmak için uğraşıyorlar. Bir yandan tabii kepçe çalışıyor, bir yandan da onlar hemen yapının üzerinde, aslında riskli, tehlikeli bir şey ama insanlar belli ki kendileri için değerli olan bir şeyleri arıyorlar. 6-7 kişi falan daha çıktı. Evet. Bina böyle şey tutmuş diğer binayı. Evet. Aradan bir polisler falan vardı burada kalan. Hatta evet, arabaları, şu haşat olan araba onların. Evet. Onlar da oradan çıktı. Hatice'ler de sonradan çıktı. Aynen. Evet, şu an bu kepçeyi de siz kendiniz kiraladınız. Aynen, kendimiz kiraladık. Eşyalarınızı, tutmuş olan eşyalarınızı. Aynen. Sizin için değerli olan ziynet eşyası falan vardı. Eşyalarınızı. Umarım bulursunuz bir an önce. Evet. Aileler kendilerini kiraladıkları şu iş makinalarıyla evlerinin enkazından ziynet eşyalarını arıyor. Umarım ziynet eşyalarını bulurlar. Burası Gazeteci Haydar Özdemir Caddesi ve bu caddenin üzerinde binalar yıkılmamış ancak ağır hasarlı. Mesela bu bina ayakta, yalnız görüyorsunuz. Muhtemelen kolonlardır ya da belki de başka bir şey, bilemiyorum ama bunu yapı denetim çalışmaları sonucunda belli olacak. Evet, bunun üzerinde de karekod uygulanmış, yapıştırılmış. Binanın ne durumda olduğu o karekottan anlaşılacak.
Siz burada mı? Bu mahallede yukarı pazarcıktansınız. Yukarı pazarcıktansınız. Evet. Sizin oralarda herhalde çok yıkım olmadı. Pek nadir var da. Evet. Yani 40-50 tane ev var ya yok. Evet. Ama can kaybı var mıydı orada da? 3 kişi. 3 kişi yaşam yitirdiği. Yukarı yukarı dediğiniz bu hastanenin orası değil mi? Yeni hastane orası. Evet, yeni hastanenin orası. Büyük Nacar'da çok. Büyük Nacar'da evet, gittik. 80 tane varsa 70 tanesi yıkıldı abi. Evet, evet, evet. Oralarda öyle. He, Ördek dediği gittik dün. Orası orada evet. Benzer durum. Köy 300 haneli neredeyse tek ev kurtulmamış. Ev rüküme evler vardı. O 15 evin tamamı sağlam yıkılmış. Sağlam evlere girilebilir mi acaba? Şimdi burada yapı denetleme çalışmaları başlamış. Oralara hasar tespit kare kodları konuluyor. Muhtemelen sizler o kare kodları telefonunuza okutarak binanızın durumunu öğreneceksiniz. Evet. Ona göre sağlam olup olmadığı. Bizim evlerde bir şey yok. Dıştan yani, görünümüne aldanmayın, yok, ona bakmayın. İçine de bakmayın. Anladım. Mesela bakın bu binada var. O giriş kapısının hemen bunlar, kenarına. Şey diyorum. Kenarına bir kare kod yapıştırılmış. Evet. Onu denetlemişler. Kare kod yapıştırılmış. Bina sahibi o kare kodu okuttuğunda binanın durumunu öğrenecek. Evet. Tamam mı? Anladım. Öyle yapın, ondan sonra girin lütfen. Kolay gelsin. Evet, burası Cem evine giden sokak, daha önce sizlere göstermiştim. Hemen başında, sokağın başında bu yapı yıkılmıştı. Evet. 7 gündür adım adım pazarcığın sokaklarını dolaşıyoruz. O kadar ki artık neredeyse bir pazarcıklı kadar sokakları, caddeleri tanıyacak duruma geldim. Hangi evin nerede olduğunu bilecek bir noktaya geldim. Ama keşke bu depremle, bu felaketle pazarcı tanımamış olsaydım ve daha önce bu şirin, güzel ilçeyi görebilmiş olsaydım. Cengiz Topel mağazası. Cengiz Topel'de. Sizin eviniz sağlam. Yani çıtlak var, dökük var ama ayakta. Yani. Ayakta yani. Ayakta. O anlamda sağlam diyorum. Evet, artık ayakta. Burada ayakta kalması için evet, yani sağlam. Biz kurtulduk yani, bir mucize. Evet. Bir mucize yani. Gene buna şükürler. Komşularınız. Hangi apartmandaydınız? Ben çünkü çoğunu dolaştım oraların. Atatürk Caddesi'nde miydi sizin eviniz? Yok. Yoksa? Cengiz Topel Mahallesi. 8. caddede bu şey vardı. Bu enkaz vardı. Bir büyük enkaz vardı. Evet. O Oslay mıydı? Oslay mıydı? Neydi? O sizin evinizin yan tarafı. İki katlı yani. Müstakil. Evet. Daire değil ki, kurtulduk yani. Daire olsaydı yani belki, Allah bilir, Allah evet. Yani. Evet, o yan binada da sizin tam 8. caddedeki bina yerle bir olmuştu. Evet, evet. İşte 4 5 ürü orada çıkardı. Evet. Çıkardılar. O gece enkazda biz 3 tane çocuk kurtardık orada. Yani bine yan yatmış. Aynı binadan. Aynı bine arkada kalmışlar. Evet. Bağıra bağıra bağırdılar karanlıkta. Telefonların ışığını zorla zorla gittik. 3 tane çocuk çıkarttık. Anne baba da gitti. Geç. Vefat ettiler anne babaları. Çocukları kime teslim ettiniz? Burada ablası vardı. Ablası vardı. Ablası vardı, onlara teslim ettiler. Evet, yani çok kötü bir felaket. Allah kimseye evet. Göstermesin. Böyle felaket görmedim. Daha hayatta dedelerimiz bile görmemişler bunu. Gerçekten çok kötü. Bizim çocuklar hep yurt dışındalar. Ağrıyorlar, ağlıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Kızım siz sağlık şükürler, yani buna şükür edeyim. Evet, gerçekten öyle yani. Siz orada yani. Soğuktasınız, siz şurasınız. Ne yapalım hele, gene başımız hele, gene sağlık yani. Evet. Gene buna şükür edeyim. Evet. Sabırlar diliyorum. Sağ olasın, teşekkürler. İyi bakın kendinize. Sağ olun. Sağ olun.